ekranlardan tanıyorsunuz. Canlı canlı da yayını yaptı, yetişti bize. Ünlü spiritüel yaşam danışmanı Tuğçe Işınsu geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Nasıl hoş gidiyor bulduk. Yayın heyecanları? İyi gidiyor. Yayınlar olunca biraz koşturmaca. Evet, sabah bir magazin programındaydım. Sonra benim kendi sunduğum programım çok var. Çok güzel, araya onu attırdın. Evet, hatta yayını kısa kestik. Bozuldular. Özlem Yıldız'a gitmek zorunda gidiyor. Dedim mi yayını? Zaten görecekler şimdi. Ha. Öyle işte, bugün 3 yayın oldu. Ne güzel. Oo. Allah bol yayınlar burada versin. Burada gidersiniz artık inşallah. Evet, daha seanslar var. Gece 1'e kadar doluyum bugün. Gerçekten mi? Full çalışacağız. Oo. Yeni kitabım çıkıyor. Onun hazırlıkları var. Onun hazırlıkları artık bitti matbaada. Kısmetse cuma günü bütün kitap evlerinde olacak. Çok yakın, hemen cuma günü. Adı Aşk ve Cazibe Akademisi. 28 derste hanımlara, erkeklerle ilgili, ilişkileriyle ilgili güzel böyle açılımlar yapan bir kitap. Yaz ne kitabı olarak. 28 derse. Evet, 28 derse. Aşk ve cazibe. Yani sizin hiç ihtiyacınız yok tabii. Ayrı bir sefa be. Artık yok. Cazibe yani. Peki o kitabı okuyunca 28 derste nasıl bir nasıl çekici olur? Olacak? Nasıl cazibeli olur? Aldatılan kadın ne yapmalı? Terk edilen kadın ne yapmalı? Bunun dışında enerji çalışmaları, evimizde yapacağımız tılsımlar, ritüeller, melek enerjisiyle aşka açılma, astrolojik aşk. 28 tane birbirinden metafizik diyeyim, birbirinden bana göre güzel, değişik ders var. Hanımlar, bir akademi varmış. Hani diyelim ki gitmek istiyorsun sen oraya. O akademinin mikro hali, küçük halini düşün. Aşkla ilgili, kadın olmakla ilgili, cazibeyle ilgili her şeyi öğreniyorsun. Yani akademiye gitmene gerek kalmadan siz ayağınıza getiriyorsunuz herkesin, her istediğini. Evet. Her hanımın ulaşabileceği ücrette. Sonuçta gece konuda oturan var, doğuda oturan var. Onlar ne yapacak? Gidemiyor. Yaşam koçuna, danışmana gidip hani para verecek halde yok. Onları da düşünerek herkesin anlayacağı dilde bir kitap çıkardık. Ama bu gerçekten eskimeyecek bir şey. Yani herkesin hep aynı problemleri mutlaka ki oluyor. Şu an ekrana geliyor. Bu da kapağımız. Aşk ve Cazibe Akademisi. Hani yıllar geçse de biz 10 sene sonra da gene bunları konuşuyor oluruz. Konuşacağız çünkü herkesin gündemi. Kadın ve erkek var olduğu sürece. Bitmeyen bir konu. Bitmeyen bir konu. Evet. Peki bir insan hani bu kitabı okuyarak nasıl, yani o cazibeli olma kısmını tam çözemedim. Nasıl yani iş ve cilve, onun dışında işte erkeği etkilemenin yolları. Erkekler çok dırdır sevmez mesela. Beyefendi onaylayacaktır beni. Hani bunlara nasıl dikkat sevmez edebiliriz? Niye düşündünüz? Ben çok hoşlanıyorum. Dırdır olmadan gibi gibi geçiyor. Ben esprili kadın seviyorum. Ha, espri ayrı ama dırdır. Hani onu yaptım, bunu yaptım, zaten hesap sorma. Yani evlendim çünkü esprilidir o. Ama espri de akıllı kadın espri güzel. Yani yerinde zeki kadın espri kadın yapar yani. Evet evet. Yani sulu tiplerden de ben de hiç hoşlaşmam. Peki melek enerjisinden bahsettiniz. O nasıl oluyor? Kitabımda 5 tane melek enerjisiyle ilgili bölüm de var. Artık çok popüler. Amerika'da, Kanada'da başladı ilk. Aslında 90'lı yıllarda. Şimdi bizim ülkemizde de artık melek terapisi çok popüler. Biz de bunu yapan birkaç merkezden biriyiz. Yani meleklerle irtibat kurarak, koruyucu meleğimizle, kişisel meleğimizle, baş meleklerle çalışarak aşktaki hani korkularımız vardır ya, yersiz ve isteselerimiz veya inançsızlıklarımız, bunlardan kurtulabiliriz. Bir de yalnız bayanlar melek enerjisiyle aşka açılabilirler. Yeni bir aşka başlayabilirler. Sana diyor. Mesela dinle. Nasıl? Deminden beri dinliyor seni orada Tuğçe. Şimdi geldi bak. Gördün mü? Kısmet ayağına geldi. Dinle. Secret. Evet. Melek enerjisiyle aşka açılmak isteyenler veya aldatılıyor diyelim ki, eşine güzel mesajlar yollamak istiyor, melek enerjisiyle ilişkisinde arınmak istiyor. Bunları nasıl yapabilirler? Tam aldatılıyorsa nasıl melek enerjisiyle? Birçok Türk kadını aldatılıyorsa eşini bırakmayı tercih etmez. Yani nasıl düzeltebilirim? Bunları geride bırakabilir miyim? Aşabilir miyim? Hep bunun peşindedir. Bunları da öğrettik kitabımızda hanımlara. Faydalı olur umarım. Bırakmayı mı öğretiyorsunuz? Nasıl oluyor? Hayır, ben bırakmaktan ziyade yani Türk kadını konservatif olduğu için erkeği birazcık daha eve bağlamak, biraz daha hataları çözmek adına neler yapılmalı, biraz da dön kendine bak. Bir de evet, biraz da yani önce aslında karşı tarafı çözmek. Suçlamaktan önce hani bu evlilik neden bu hale geldi de o dışarılarda aradı mutluluğu diye. Olumlamalar var, güzel tılsım tarifleri var, ritüeller var. Yaza da uygun olur diye düşündük. Bakalım. Yaza uygun olur derken tabii yaz aşklarından. Yaz aşktır yani. Yaz gelince herkes aşık olmak ister. Ayrılanlar barışmak ister. Nazlı Hanım lütfen. Zamanın geliyor. Beyefendi bir şey söyleyemiyorum. O dünya tatlı kız evladı, çok da sevdiği, aşık olduğu bir kadın evlenmiş. Size bakıyorum artık. Yaz devam ediyor. Yaz devam ediyor. Ama kitabı okumanız lazım. Gerçi işle cilde derken Tuğçe Hanım'ın bu tip şeylere ihtiyacı yok. Son derece hareketli. Kıpır kıpır gördüğünüz gibi. O konular tamam da ama o meleklerden destek alıp o aşkı bulabilir belki de. Siz ne burcusunuz? Terazi. Terazi kadınları Venüs gezegeni etkisi altında olduğu için bu aşk, işte cilve, erkeklere yaklaşma konularını aslında doğuştan biliyorlar. Evet. Yani sizin çok da ihtiyacınız yok. Siz hazırsınız. Doğuştan geliyor.
Yani şarkı söylerken hep geliyor bunlar falan. O tamam. Doğuştan ya çok zaten cazibe var zaten. Cazibesi var zaten. Aynen öyle. Ama bazen de sadece bununla bitmiyor hikaye. Bitmiyor. Akıl çok önemli. Strateji çok. Bana hep diyorlar işte sen hep strateji öğretiyorsun kitaplarını. Benim 3 tane kitabım var. İkisi de stratejiyle ilgiliydi. Ama inan ki yürümüyor. Sen de biliyorsun sonuçta. Biz belli yaşlarda insanız. Hani kimse 19-20 yaşında değil. Hiç strateji olmadan bir ilişkinin uzun vadeli yürümesi mümkün değil. Evet. Sevsen de bir noktadan sonra aklın, mantığın, yapman gereken var, yapmaman gereken var. Evliler için de bölümler var kitabımızda. Neler var mesela faydalı olabilecek? Şimdi bize Sefa Bey'le girelim bu konuyla. Mesela iki evli olarak. İki kere mi evlendin? Hayır yok, yani ben iki evli olarak. Sakın çok mutlu, çok aşık eşi. Tamam, tamam. Yok, nazar değmesin. Yok vurma. Negatif çağırma. Yani ha. Evli olan insanların ilişkinin içinde heyecanı ayakta tutmaları. Belki sizin ihtiyacınız yok ama hani erkeklerle de görüştüğünüzde artık hani evliliğim içinde heyecan yok. Çok rutinine bağladı. Sadece çocuklarla ilgileniyor. Veya ha gidiyor. Bak demin söylemek istediğim oydu. Ha. Benim anlatmak istediğim. Arkadaşa dönüşmek. Çocuk olduktan sonra ama bak Sefa Bey o kadar güzel bir şey yapmış ki o kadar bahsederken bile ben bunu hissettim ki bir kadın olarak hala eşine. Çünkü çocuk olunca çocuk ön planda oluyor. Evet. Ve bir zaman sonra o heyecan, o kıpırtı, aradaki ikili diyaloglar tamamen kaybolmuş. Konuşulan konu ne? Bugün mamasını yedi mi? Bugün kaç saat uyudu? Bugün gazını aldı mı? Evet. Hani başka bir heyecan kalmıyor çiftler arasında. Ama hep çocuktan önce ben eşime çok aşık olarak evlendim. Her iki kelimede bir. Hani bu çok önemli bir şey. Her erkek de bunu dile getirmiyor ve çocuk olduktan sonra biraz ihmale uğruyor ilişkiler. Hakikati gizlemek hakikate haksızlık olur değil mi? Kesinlikle. Gene bir sanatçı kişiliğiniz ve konuşmanızda ses tonunuzda Sefa Bey olaya noktayı koydunuz. Hakikat derken. Evet. Öyle hakikat. Ama bu çok bilindik bir gerçek yani. En çok evet. Ailelerin yapmış olduğu yanlışlardan biri. Ne yapması evlendikten lazım? Sonra kadınlar flört etmeyi bırakıyorlar. Eşleriyle evliliğin içinde nasıl flört edebilirler? Bunun yollarını anlattım. Mesela koltuğun renginden akşam yemeğini servis yaparken kullandığınız masa örtüsünün rengine kadar enerjiler evi dengeliyor. Hangi taşları kullanacağız? Hangi tütsüler? Hangi tılsımlar olacak? Evimizi nasıl bir aşk ortamına dönüştüreceğiz? Hepsini kitabımda anlatıyorum. Tütsü. Tabii tütsüler çok Yasemin, mesela gül. Bunlar aşkı çeken tütsüler. Kokulu mum olmaz mı? Kokulu mum da olur. Ha, o da olur. Tercih o doğrultuda değil mi? Orkide vanilya. Kokulu mum olmaz mı? O da olur. Kurtarır değil mi? Olur olur o da olur. Güzel güzel kokuya evet. Çok severim. Biz tütsüyü tercih etmiyoruz mesela. Siz? Çok basit çünkü şey dendi hani tütsü evde çocuklara zarar verir gibi bir şey duyduk. Hop, yoksa olabilir. Tütsü biz seviyorduk hani tütsü evet, evde kokusu, yakılıyordu. Onu tam bilmiyorum tabii sağlık. Hatta evliliğimizin başlarında tütsü ritüelleri vardı evde. Ya. Ya. Harika. Ha. Peki tütsü günah diye de bir yok hayır yok canım. Ama hani bir tüy olarak sadece yani. Söyleyeyim negatif etkilere inanan kişiler varsa bizi izleyen ada çayı yağıyla tütsü yapmak hakikaten negatif etkileri dağıtır. Nazara inanıyorsa mesela. Evet inanıyoruz. Ya, komşum geldi. Ada çayı yağıyla nasıl yapıyorsun? Tütsü. Şimdi böyle tea light'ı alttan evet. Koyuyorsun. Hani üstü evet. Porselen oluyor. Porseleni biraz yağdan damlatıyorsun. Tamam. O buhur oluyor. Yani eve onunla, kokusu yayılıyor. Evet onunla nazarı bertaraf edebilirsin. Bu sirkeye veya, ne diyorsunuz? Sirkeyle eşikleri silmek iyi. Bir de koltuğu, yatağı falan eşikleri ve köşeleri. Bunlar neye iyi geliyor? Nazar, nazar var. Nazar. Ben hemen sileyim o zaman. Hemen. Siz silin. Silerim ben temizlik falan yaparım. Çünkü. Tabii canım. Hatta içtiğin suya bile çok az böyle bir birkaç damla evet. içmek. Tabii tabii. Ya sürekli nazara geliyorum ya. Sirke çok şey. Hatta duş aldığın suya belki bir iki damla değil mi evet. Hani vücutta? Bir de yedi deterjanaymış kıyafetler açısından. Deterjanaymış. Evet. Ha, onu duymadım. Onu yeni da. Duydum ben de. Bugün, o da iyi. Bugünkü bugün yıkanacak çamaşırlara ben hemen biraz sirke yapayım. Salataya koysak olmuyor mu? Kurtarmıyor mu? Kokar kıyafetleri, diyordum ama gerçekten de kokmuyor. Kokmuyor. O kadar yoğun değil. Yıkanınca çıkıyor demek ki. Yok hayır gidiyor yok ya, hemen uçuyor, kokusu. Uçuyor uçuyor. Ha, problem yok o zaman. Bir şey kalmıyor. Ben sirkeli suyla evi temizlerim. Ama bu nazar çok artık herkesin. Nazar evet herkesin. Peki nazar boncuğuna ne diyorsun? Nazar boncuğu da geleneksel. Oradaki renk mavi renk negatifi kıran bir etkiye sahiptir. Oradaki rengin enerjisi aslında. Kuvars kristali taşıyabilir yine hanımlar. Yine evde şeydi nazar. Ya, dur neydi bir tane mor taş var ya. Ametist. Ametist. Evet. Ametist güçlü evet. Enerjileri, kozmik enerjiyi çeker. Onu başucunda tutmak olur mu uyurken? Başucunda tutabilirsin ama kendi kötü hissettiğinde sol avucunda tutman mor gerekiyor. Yani temas etmen taşla çok önemli. Bir arkadaşımdan duydum. Benim başıma gelmedi de çok negatif düşünce içerisinde, olumsuzluklar evet, içerisinde olduğu bir gün. Evet. Kalkmış sabah simsiyahmış o taş. Acayip güzel bir taş. Zaten evet mesela lal taşında da bu vardır. Diyelim ki senin başına kötü bir şey gelecek. Sen o gün
sokakta yürürken lal takıyorsun. Kalbine doğru yerleştirirsen kolye ucunu bir anda renk değiştirir ve seni uyarır. Evet, lal taşının böyle bir özelliği vardır. Renk değiştiriyor. Bu merak ettim. Benim burcumun taşı ne? Siz ne burcusunuz? Başak. Başaksınız. Aa, ben de başağım. O zaman size taş önerelim. Akikle kehribarı kullanabilirsiniz. Akik kehribar. Evet. Mantıklı insanlar ya başaklar, hep verici, saygılı, humanist, fedakar. O yüzden akikle kehribarı öneriyorum. Benim ametistim, mortaj ametist. Siz neydiniz? Terazi. Terazisiniz. Size